Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bizleri tekrardan Hasene ile Güler Yüzler programına kavuşturan Allah'a hamdolsun. Ekran başında bizleri izleyen takipçilerimize, değerli dostlarımıza selamlar olsun. Hoş geldiniz diyorum ve konuklarıma da tekrardan hoş geldiniz diyorum. Öncelikle konuklarımızı tanımakla başlayalım. Menderes abi. İsmim Menderes Karahan. 3 çocuk babasıyım. 30 senedir Avusturya'dayım. İş hayatımızda su acabıyla uğraşıyorum. Bu sebeple de bütün ümmetin Ramazan'ı Allah'a tebrik ediyorum. Allah hayırlısını nasip eder inşallah. Eyvallah. Musab. Öncelikle hoş bulduk abi. Teşekkür ederiz davetinizden dolayı. İsmim Musab Çetin. 22 yaşındayım ben de. Meslek yapıyorum şu an. Konyalıyım. Bu kadar abi. Görevin? Görevim şu an iki şubede görevim var abi. Zırh şubesinde ana teşkilatta görevliyim. Innsbruck'ta da gençlik teşkilatında görevliyim. Allah razı olsun. Elimizden gelince destek çıkmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Hamza kardeşim. Allah razı olsun. İsmim Hamza Şahin. 28 yaşındayım. Halin Tirol'de yaşamaktayım. İki çocuk babasıyım. Halin Tirol şubemizde şu anda gençlik başkanlığı görevi üstleniyorum. Bu kadar. Allah razı olsun. Menderes abi, bir önceki programda Hasene'yi uzun uzun anlattık. Sen de birçok çalışmaya Hasene'ye dahil oldun. Birçok çalışmada sen de görev yaptın. Senin izlenimlerin, yapmış olduğun görevleri bize anlatabilir misin? Hasene'ye de tanışmamız 10 sene önce Bosna Ramazan kumanyası olarak da eşimle gittim. Bir hafta bir kendim dağıttım. Eşimle bir araba tahsil edildi. Çok güzel bir olaydı bu, yaşantı. Bu bana bir imrenti verdi. Yani özenti getirdi ki birebir ben paket dağıtmaktan elimle dağıttım. Yükseklere eşimle beraber çıkarttım. Bu beni bir işe bir özenti verdi. Yapıldığının doğru olduğunu gözümle canla şahit oldum. Bu şahitliğin ikincisini de Somali'ye Halit kardeşimiz vasiyesiyle, iş adamları şeyle bir teftişe gittik. Bir orada yaşadım. İkincisine bir de Kumanya'ya yine Somali'ye gittim. Yani bunu görmek, yaşamak gerçek insana bir şey veriyor, özgüven. Çok ben sana derdim ki mağdur kendi memleketimde gördüğüm bir hayır. Azır mağdur Afrika tarafındaki insanların mağduriyetini gördüm. Yani herkesin gidip görme imkanı yok ama bu teşkilat bu kadar emek, demek ki anladım, teşkilatlarla oluyor. Tek insan yapacağı bir iş değil hayasın kardeş. Ama ben orada onu gördüm, insanlığın mağduriyetini orada anladım. Tokluğum orada gördüm. İnsan acaba tokum diyor. Tok değil aslında. Ben orada görünce insanlıktan, insanlığından da bazen utanır hale geldim. Yani niye? Kendi evindeki şeyi anlatamaz hale geldim. Çocuğumun önüne her şeyi koyuyorsun, daha yok mu diyor. Orada iki şey veriyorsun, insan ona tefekkür etmeyi, tefekkürlüğü, tokluğu orada gördüm. O yüzden ne diyeyim yani, anlatmak bazı kelimeler yetersiz kalıyor. Yani Somali gerçekten de insanlara çok şey veren bir yer. Gözlerinin bakışı insana bir neşe veriyor yani. Ama yokluk insanları bir duruma getirmiş ama Allah razı olsun teşkilat bazı şeyleri yapmış. Örneğin en güzeli okul yapmış. Okulda rahmetli Erban Hoca'nın sözü vardı. Bir insana balık vermeyin de balık tutmayı öğretin. Onlar da Allah razı olsun orada İslam Enstitüsü'nden herhalde balık okulu yapmışlar üniversite üzerine. Yani anladığım orada onu gördüm, tebrik ettim. Gözümle gördüm yapılan şeyleri. Bu işin hakkı, edabını gerçekten de veriyor Hasene. Ben de teşekkür ediyorum yani gidip denetleme amaçla gittiğim için. Eksiklerini görmedim, olabilir eksikler ama çok şeyleri ele atmışlar. Allah işlerini rast getirsin kardeşim. Eyvallah, Allah razı olsun. Musab kardeşim, yaşın genç, tanımadığın, bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun. Nelerle karşılaşacağını buradan kestirmek mümkün değil. Hangi ülkeye gittin, ne zorluklarla karşılaştın, nasıl bir çalışma içerisinde bulundun? Abi ben 2018 senesinde Güney Afrika ülkesine gittim. Tabii önce gitmeden önce de diğer abilerimizle, önceden giden abilerimizle konuşuyoruz. Hani bazıları diye işte açlık çektik diyor, ondan sonra işte kendi yemeğimizi götürdük, hayatlarına başladık.
İlla ki insan oraya zaten yorulmaya gidiyor, aç kalmıyor, uykusuz kalmaya gidiyor. Ona göre bir manevi hazırlığa giriyorsun tabii öncesinde ama bizim gittiğimiz ülke Afrika'nın ikinci en gelişmiş ülkesi olduğundan dolayı aşırı bir zorlukla karşılaşmadık. Tabii illa ki zorluktan kasıt çöllerde yolculuk yapmadık mesela ya da nasıl diyeyim açlık çekmedik çok şükür. Ama yine de insan içinde bir şey oluyor böyle bir korku oluyor nasıl zorluklar çekerim falan filan diye ama. Kurban kampanyasında gitmişti değil mi? Aynen. Peki oraya gittiğinde bir mezbahane vardı. Etleri paylaşıp dağıttınız. İnsanlara bir poşet et verdiğinizde o sevinç nasıl oluyor? Abi böyle yani bu duygun da aslında tarif edilemez ama verdiğin zaman insanlar böyle bir gözlerin içi parlıyor. Diyor işte diyor beklediğimiz yardım diyor işte beklediğimiz umut diyor. Ondan sonra teşekkür ederim bir kalıyorlar. Değişik bir atmosfer içinde oluyor. Eyvallah. Hamza kardeş sen hangi kampanyalarda Hasene ile çalışmalara dahil oldun? Abi ben 2019 yılında Togo ülkesine gitmiştim Kumanya kampanyasında. Orada gitti oraya vardığımızda yani biz genelde bu Afrika ülkelerini hep sosyal medyalardan veya televizyonlardan görüyoruz ama insan oraya gittiği zaman yani televizyondan gördüğü gibi etkilenmiyor. Oraya vardığında gerçekten insan orayı o zor durumu bizzat yaşayınca insan gerçekten çok daha farklı duygular içerisine giriyor. Orada Allah razı olsun Hasenemizden gerçekten çok profesyonel bir çalışma oluşturmuş. Orada partner kuruluşumuz gerçekten çok güzel bir çalışma yapmışlar. Yani her şey disiplinli ve profesyonel bir şekilde ilerledi. Yani burada Hasene'yi gerçekten tebrik etmek lazım. Ben o zamanlar Sosyal Hizmetler Başkanı'ydım şubemizde. Ve insan her insan gerçekten bunu yaşaması gerekiyor. Çünkü oradaki yaşam televizyonda görüyoruz belki de gerçekten de ama orada yaşadığı gibi insan olmuyor. Yani duygusal açısından, yani durum açısından. Oradaki insanların ne zorlukla karşı karşıya kaldığını, biz burada ne kadar bolluk içerisinde yaşadığımızın aslında hiç farkında bile değiliz. Yani orada bir paket, bir kumanya paketi için affedersiniz kargaşa içerisinde yani mücadele gösteren insanlar var. Yani ben orada içimi parçalayan çok olaylar oldu. Bir tanesini misal vermek gerekirse biz Sokode'de dağıtım yapıyorduk. Orada kapının biz bir avlu içerisindeydik, bina avlusu içerisinde ve kapının önünde ister istemez herkesin bir bileti vardı. Bilet olanların kumanyası veriliyordu fakat orada bir şey oluyordu, itişme kakışma oluyordu ister istemez. Bir orta yaşlı bir teyzemiz vardı. O kapı açılınca teker teker insanları içeri alıp kumanya paketlerini veriyorduk ve en son bir teyzemiz vardı. Kapı açılınca içeri bir düşüş oldu. Yani ben kendi annem olarak düşündüm onu orada ve insan tabii ki de çok kötü oldu. Yani bir paket kumanya için insan ne mücadeleler gösteriyor diye insanın içi ister istemez parçalanıyor bu durumda. Gözle görünce tabii ki farklı oluyor. Menderes abi seninle biz Bosna yolculuğumuz olmuştu. Bizi orada sağ olsun Balkanlar bölgemiz çok güzel ağırlamıştı. Teşkilatımız dışında da biz çok insan vardı aramızda. Oradaki çalışmaları, oradaki hizmeti, oradaki ikramları, konaklayacağımız oteli görünce insanlar çok farklı bir ortama girmişti. Orada da yetimler var. Biz bir otobüsün içerisinde belli başlı bir insanlarız. Sayımız da çok değil. Ama o yetimleri görüyorsun, o yetimler anlatılınca insanlar daha çok verisi geliyor. Daha fazla bir şeyler yapası geliyor. Sen de söylemiştin ya Menderes abi. Gözleri tok, mideleri aç ama gözleri tok. Gidince daha farklı oluyor değil mi? Birebir görünce. Gözle görmek çok şeyin farkına varıyor. Örneğin ben sana bir anımı anlatayım Somali'den. Bizim Halit kardeşimizle gittiğimizde kumanya dağıtmaya gitmiştik oraya. Paket dağıtımı 500 kişilik
çadır kampa gitmiştik. Ben o atmosfere daldım. Gerçi bazen sorumluluktan da unutabiliyorsun yani. Halit demişti ki dışarı çıkmayın. Çünkü korumalarda bir hafta önce de bizim adliye çalışanlarımız, yol çalışanlarından şehit vermiştik. Orada bomba patlamıştı. Tam o bölgeye gitmiştik. Halit kardeşim dedik dikkatli gidelim. Çünkü koruma 8-10 asker vardı. Sivil arabalarla bizi ayrı ayrı götürdüler ki yani tanımayalım diyerekten. O bölgeye girdik. Geldikten sonra da o belediye başkanını şehit ettiler herhalde benim bildiğime göre. Orada yardım dağıtıldı diyerekten. Orada bir ben bir şeye kapıldım. Çadırlardan ilgimi çekti. Çadır dediğimiz ufak bir çadır. Yani 2 metre kare çadırın içine gidip onları teftiş etmeye başladım. Kimse yoktu. Arkalara geçmeye başladım. Herhalde kendimi o şeyi çok kaptırmışım ki Halit beni aramaya başlamış. Ben yok ama arka taraflara girdim. Çadırların içine giriyorum, bakıyorum. İçinde bakılacak hiçbir şey yok. Bir tencere varsa ufak bir tencere var. Bir de yatacak ya bir tane battaniye ufak bir şey ya da bir sedir veya başka hiçbir şey yok. Yani bir de su kabı var. Yani o duygu verdi bana. Dedim ki ya bunlar Rabbim burada yatacak yatak yok. İçecek su kabı yok. Ben bu atmosferde çadırların fotoğrafını çekerekten bana bir anı olsun. Buraya geldiğimde göstermek amaçlı. Halit beni buldu bu ara. Bu arada. Halit de bir ateşlenme, sihir. Şimdi de terlenmiş ki maşallah. Ya dedi abi neredesin? Bir şey yok ben buraya dolaşıyorum. Ya abi dedi ya senin sorumluluğun bize ait. Burada bir şey olsa. Ha o gün şey demedim gerçi haklıydı. Yine de özür dilerim. Yani gerçekten de öyle yerlerde sorumluluk çok büyük bir şey. O gün belki içimden kızmıştım ya ne oldu ki diyerekten ama gerçekten de oraya giden, göreve giden arkadaşlarım gerçekten de görevi çok zor olduğunu orada anladım. Çünkü hep silahla, ateşle gittiğin yerden gelme imkanın yok. Önüm bir akşam Hasine'nin yerinde yattık. Konsolosluğa ateş tavizi yaptılar önüne. Yani dışarı çıkamadık yani. O gün demek ki dedim yani bu görev yapan arkadaşların da işleri çok zor. Ben özellikle ne teşekkür ediyorum Hasine'ye. Elleri bu kadar yerlere uzanabildiği için oradaki partnerlerine de teşekkür ediyorum. Yani Hasan denen Allah rahmet eylesin. O gittiğimizde bizi oraya ağırlamıştı. Allah işi kanı kanı rahmet eylesin. Rahmetli oldu Hasan. Bir de nasip olmadı. Gidemedik bir daha yanına ama öyle partnerlere de ben teşekkür ediyorum. Yani eğer böyle partner de olmasa bir şey olmaz. Bosna'da da aynı o partnere biz teşekkür ediyorum. Yani kardeşim onlar olmasa biz ne Bosna'yı bulabiliriz ne de orada bir şey gezebiliriz. Bosna'da ben bir hafta bizi ağırladılar. Gittik. Arabalar verdiler. Kumaya öyle elimle kendim dağıtmıştım. O yüzden gerçekten de üstün bir teşkilat. Kur'an'dan, emeğe geçenler, herkesten, yardım edenler, herkese teşekkürümü sunuyorum kardeş. Hakkım olarak ben de söylüyorum. Allah razı olsun. Hamza kardeşim, bir ülkeye gittin, yardımda bulundun. Orada senin açından en duygusal anlar nasıldı? Benim açımdan en duygusal an, biz oraya gitmeden önce eşimden Allah razı olsun bana bir şey hazırladı, bir çanta hazırladı. İçerisinde şişmemiş top, şekerler ve balon, senemizin balonlarından oraya götürmüştük. Hazırlıklı bir şekilde gitmiştik oraya arkadaşlarımızın tecrübeleriyle. Oraya gittiğimizde yani duygusal açısından ben en çok çocuklarda çok duygulandım. Çünkü şeker dağıtımı olsun, öyle o şeyler olsun, gözlerindeki o pırıltı yani insan çok böyle değişik duygular içerisine giriyor. Kendim de iki çocuk babasıyım. Ben kendi çocuğuma şeker verdiğim zaman tabii ki de o da seviniyor ama oradaki çocuğun sevinci çok başka. Çok sevindiğim, duygulandığım bir durum. Biz küçük bir çocuk vardı. Biz balon şişirip balonlara dağıtıyorduk. Yine bahsettiğim o Sokode bölgesinde biz o evin içerisinde o çocuğun evini görüyorduk ve balon vermiştik ona. Çocuk o balonu aldığında o kadar çok sevinmişti ki evine gidip kendi başına balonla oynuyordu yani. Onu gördüğümde o kadar çok mutlu olmuştum ki gerçekten unutulmaz bir durumdu. Hala da anlatıyorum arkadaşlarıma ve çevreme. Oradaki yaptığımız yardımlardan ziyade çocukları sevindirmek gerçekten olağanüstü bir durum yani duygusal açısından. Bir
grup vardı. Biz kumanya dağıtımında geri dönerken bir grup çocuk görmüştük. Grup dediğim aşağı yukarı 30 ila 40 çocuk arasında, yaşları hep farklı. Bir topla oynuyorlardı. Çok patlak ve eski bir toptu. Yani pek oynanacak bir durumu değildi. Bizde de işte bizim hazırlıkta gittiğimiz için toplarımız vardı hazır. Biz de dedik ki şu şeylere, gençlere topları dağıtalım. Biz onlara o topu verince bunlar hepsi topun etrafında bir koşmaya başlarlar ki gerçekten böyle durumlarda karşı karşıya kalınca insan çok şey açısından duygusal oluyor yani. Böyle böyle şeyler her zaman insan yaşamıyor. Bizim burada çocukların eline top verdiğin zaman belki de hani normal bir şekilde karşılıyor ama orada böyle bir böyle oradaki çocuklara şeker, çikolata ve böyle hediyeler götürdüğün zaman yani kıymeti çok daha farklı oluyor oradaki çocuklar için. Çünkü ellerinde olmadığı için kıymetini çok çok iyi biliyorlar. Belki yırtık pırtık bir topla devamlı oynuyorlar ama sizin vermiş olduğunuz yeni bir topla ilk defa oynayacaklardı. Gerçekten güzel manzaralar, güzel olaylar. O zaman bir Hasene klibimizle biz izleyicilerimizi baş başa bırakıp Honda'sıyla devam edelim inşallah. Şimdi daha iyi anlıyor muyuz? Açlığın korkusu bile titretirken ruhumuzu, o aslında dünyanın dört bir yanında korku değil, gerçekmiş. En zor zamanlar yüreklerdeki imanın gücüyle aşılırmış. İlmin ışığıyla büyüyen çocuklar, insanlık için canını siper edip çalışırmış. Her birimizin canı birbirine bağlıymış. Ve herkes kabuğuna çekildiğinde, insan her şeyden geçer, vicdanıyla baş başa kalırmış. İşte bu yüzden sizleri bugün bir kelebek uçurmaya, hayata ve hayra vesile olan bir rüzgar oluşturmaya davet ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlar da doysun, korunsun ve kollansın diye, İslam en güzel şekilde yaşansın, yaşatılsın, tanınsın ve tanıtılsın diye, çocuklar ve gençler eğitim alsın, gelecek aydınlık olsun diye, İnancın gücü insanlığın yüreğine dokunsun diye zekat ve fitre bağışlarınızı bekliyoruz. Yardımlarınızla Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya dil, din, ırk gözetmeksizin iyiliği ulaştırıyoruz. Şimdi hasene.org adresinden zekat fitre kampanyamıza katılın, yüreğinizdeki merhamet evinizin sınırlarını aşsın. Siz de iyiliğe vesile olmak için zekat ve fitrelerinizle bir kelebek uçurun. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele. Klipten dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olur inşallah. Musab kardeşim, bir yere gittim. Orada Müslüman sayısını, camileri illaki gitmeden önce bir tespit etmişsinizdir. Gittikten sonra oraları gitme fırsatınız oldu mu? Tabii gezme fırsatımız oldu çok şükür. Müslüman kesim %50'ye vurduğumuz zaman az bir kesimdi ama daha çok Hintliler olduğu için adamlar orada ticaret yapıyordu. Yani Müslümanlar azınlıkta olmasına rağmen ticaret Müslümanların elinde diyebiliriz Güney Afrika'da. Cami sayısına gelecek olursak köyden köye abi. Zaten başkentte çok cami yok, pek görünmedik. Ama bu slum dediğimiz yerler, hani fakirlerin kaldığı yerlerde köy başına bir cami falan anca düşüyordu. Camiler, yapılanlar güzeldi yani, yapılmış olan camiler güzeldi ama azdı, yetersizdi. Onun dışında oraya gelen Müslümanlar, yani eskiden Müslümanların oraya gelme durumunda Hindistan'dan oraya köle olarak gelmesinden doğmuş ve orada eskiden kölelik yapıp ondan sonra egemenliğe kavuştukları zaman kendileri ticarete başlamışlar. Peki o işte ihtiyaç sahiplerini görüyorsun. Sen Avrupa'da doğmuş, büyümüş bir gençsin. Avrupa'da bizim isteklerimiz öyle veya böyle bir şekilde gerçekleşmiş. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç olmamışız. O muhtaçları gördüğünde kendinle kıyaslayabildin mi? Yani kıyas
Yani insan ister istemez otomatikman kıyaslama yapıyor kendisiyle veya burada gördüğü hayatla. Ama maalesef hani buradan Avrupa'da ne kadar şükürsüz yaşadığımızı, hele ki benim neslimin yani benim yaşıtlarımın ne kadar şükürsüz olduğunu gördüm orada. Geldikten sonra da hani insan böyle bir etkisinden çıkamıyor böyle birkaç ay. Yani ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu görmüş olduk. Mesela geliyorlar, bayramı da orada geçiriyoruz tabii kurbana gittiğimiz için. Kurban bayramına geldikleri zaman üstlerinde yırtık hırtık eşyalar, yıllar geçmiş aynı şey giymişler, hiç değiştirmemişler gibisinden. Burada baktığımız zaman kurban bayramında mesela bayram namazına giderken herkes son model takımlar giyiyor, ne bileyim gömlekler o biçim. Ama orada maalesef öyle bir imkan yok. Yani en büyük kıyasım buydu kendi hayatıma. Demek ki şunu anlayabiliyoruz. Burada şükürler olsun halimiz iyi. Ne kadar bir sadaka versek, ne kadar şükretsek azdır. O yüzden gerçekten bu çalışmalara dört elle sarılmak gerekiyor. Sadece kurban ve kumanya değil, orada kalıcı çalışmalara da önem vermek gerekiyor. Bu yüzden gözlemciler zaten oraya gidiyor. Gözlemcilere bu yüzden iş düşüyor. Oradaki acil yapılması gerekenleri gözlemleyip genel merkezimiz zaten o konuyu hemen el atıyor. O yüzden sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Genç de olsanız gönül verip bilmediğiniz uzak yerlere gittiğinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Hamza kardeşim, peki sen orada gittiğinde cami ziyaretleri bulunmuşsundur. Hani buradaki, Avrupa'daki veya Türkiye'deki gibi camiler değil. Oradaki Müslüman kardeşlerimizle hasbihal etmişindir. Onların hasbihaldeki özetlerini burada anlatabilir misin? Tabii ki biz Togo'ya gittiğimizde başkente gitmiştik. Romen şehrine. Başkent isimli şey yapıyoruz ama orası da bayağı böyle insan oradan geçince yıkık dökük binaların içerisinden geçip gidiyorsun. Yani zenginlikle fakirlik oranını yüzdeye vurduğumuz zaman %30'u zengin kısmı veya 20 diyelim, geri kalan kısmı çok fakir. Biz Lome'den ortalama 500 kilometre kadar bir yol gittik dağıtım bölgesine ve yolumuzun üzerinde batika bir yoldu. Yani pek iyi bir yol değildi. Yolumuzun üzerinde sürekli camilerin yanından geçiyorduk. Allah razı olsun abilerimizden, aralarında Türk abilerimizin yaptırdığı camiler de vardı. Gerçekten yani oraya onların yaşadığı ülkelere göre kıyaslayacak olursa gerçekten güzel camilerdi ki eksikleri tabii ki de vardı. Yolumuzun üzerinde aşağı yukarı 500-600 kilometre yolun içerisinde ortalama 5 veya 6 tane cami ile içerisine girdik. Dağıtım bölgesine gidene kadar. Eksikleri vardı. Bizlerden riyada bulundular, işte şu şekil çatılarında akıntı oluyordu veyahut da başka sıkıntılar oluyordu camilerin. Onların o sıkıntılarını elimizden geldiği kadarıyla gidermeye çalıştık. Ülke sorumlumuz tabii ki bunları not aldı. Orada gereken çalışmaları, gereken yardımları yapmak için notlar aldı. Biz orada elimizden gelen yardımları yapmaya çalıştık. Tabii ki ne yapsak az. Çünkü şimdi ben insan burada yürüdüğü zaman, yıkık bir ev gördüğü zaman diyor ki bu ev böyledir diyor, yakında yıkılır diyor. Ama oradan geçtiğimiz zaman insanlar öyle evlerin içerisinde normal bir hayat yaşıyor. Yani ben kimi ev gördüm, kimi camiyi gördüm. Kimisinin penceresi yok, kimisinin doğru düzgün çatısı yok. Bizim burada araba için kullandığımız çatı, demir çatıları, onlar normal çatı olarak kullanıyor. Yani ben çok merak ediyorum mesela çok şiddetli bir rüzgar olduğu zaman veyahut da çok şiddetli bir yağış olduğu zaman böyle şeyler, bunlara nasıl dayanıyorlar, ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani kolay değil. Dediğim gibi burada biz normal yıkık bir ev gördüğümüz zaman diyoruz ki bu ev yakında yıkılır, yenisi yapılır. Ama onlar o evlerin içerisinde gerçekten yaşamak zorunda. Bu da çok üzücü bir durum. İnşallah onlarda da hasenemiz çok güzel bir çalışma yapar da camilerimiz normal bir duruma gelir inşallah. İnşallah. Şimdi pandemi dönemindeyiz.
bizim camilerimizde sessiz, toplu iftarlar, toplu sahurlar, programlar vesaire yapma imkanımız yok. Demek ki camilerimizin kıymetini daha iyi anlamamız gerekiyor, değil mi Önder Esad? Aynen. Şimdi birleşip bir iftar yapamıyoruz camimizde. Eskiden hep toplu iftarlar yapıyorduk. Allah-u Teala bir an önce Covid salgını yeryüzünden kaldırsın ki İnşallah. Tekrardan camilerimizde toplu iftarlardır, toplu programlardır vesairedir yapmayı nasip etsin. Menderes Esad, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Buradan bağışçılarımıza en son neler söylemek istersiniz? Biz çok zengin insanlarız ya. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bizim bir tane yiyecek değil, bin tane yiyeceğe sahibiz. Ben onları hep fotoğrafladım. İnşallah arşivde Halit kardeşime de veririz. Ben Somali'de bir tane domatesin satıldığını, bir tane biberin satıldığını bakkallarında bir tane. Yani bir sefer çamaşırla yıkamak için makine yok, elle yıkayacak deterjanın pakette olduğunu ben orada gördüm. Yani ne demek istiyorum? Bu halk bunu görmek zorunda kardeşim. Görürsek o zaman tefekkür eder, Allah'a şükreder, malımızın zekatını ve hayrını, hasenatını vermeye herkese Rabbim nasip eder inşallah. Vermesek de Allah diyor ki ben sizi imtihana gönderdim, verseniz de kendinize zorlama yok. Ama ben gördüm, gördüğüm için o yüzden hep içim yanıyor. Buradaki kardeşlerime de yani biz bir ekmeğin yarısını verelim ya. Yani. Verecek güce de sahibiz yani. Çünkü ben o izdahımı orada gördüm. Yani bakıyorsun insanlara, tamam şunu diyorum. Ama herkes birbirinden memnun. Niye memnun? Hepsi dört şey endekslenmiş oldu. Unum olsun, şeker, yağ, bir de pirinç. Başka bir şey yok. Adama fındık veriyorsun, bilmez ki. Lan dedim, ne mutlu bunlara. Niye? Ya fasıka bir şey bildikleri yok. Adam dört tane şey, adamın menüsü. Başka bir şeye gerek yok adam. Bize de Allah bin tane bibi vermiş. Ha, bunun da hesabını soracak Allah. Yani bir tane şeyden, rızıktan uyuyorsa, dört tane soracaksa bana da bin tane soracak Rabbim ya. Kardeş, bir an önce hele şu Ramazan yüzüsü hürmetine vermek lazım. Hele hele orada ben şu arkadaşım bir de sohbette söyledi. Tek umut Türklere bakıyorlar. Bu Afrika tarafı, Asya tarafındaki durumumuz hep Türklere bakıyor. Verenler de Türkler. Allah bizim milleti kanı kanara sağlık ve sıhhat versin, Allah işlerini rast getirsin. Gerçekten de umut bizlerde Yasin kardeşim. Başkasına hiç kimse şey bakmıyor. Buraya vardığında Türk müsün bir adam önde duayısıyla yanına yaklaşıyor. Ben bunu yaşadım arkadaş, iki sefer gittim. Evet, götürenden de, yardımcı olanlardan Allah razı olsun ben gittim. Ama vermek lazım. Ben onu canlı yaşadım kardeşim. Yokluk demek ki oymuş dedim yokluk. Çadırda kumanya verdik. Ya 4 saat sırada bekliyor adam. Sıcağın ucunda. 3 saatte vermiş olduğumuz paketin başında bekliyor sırayla alıyor. 6 saat o bir kumanyanın bizim vermiş olduğumuz 50 euroluk bir paketin için adam oradaki beklediği şeye bak. Bir de 1000 lira dua ediyor. Çünkü yok ya. Evet. Hani orada onu yaşamadıktan sonra burada çok zor ya. Böyle bir ortama girmek için mi, yayınlar mı vermek lazım veya bu halkın hepsini mi götürmek lazım ama göstermek lazım. Görmeden bu insanlar bir şeye inanma şeyi kalktı kardeşim. Hocalarımız anlatıyor ama anlatmakla değil abi görecek. Şu an teknoloji ilerledi, gözle bu insanları, olayını göstermek lazım. Bu insanlarda da ben inanıyorum hele Avrupa'dakilerimizin %100'ünü verme gücüne sahip abi. Eyvallah. Bunu kimse bahane bulmasa bulursa da bir şeyler kaybeder. Keşke imkanımız olsa da herkesi götürebilsek, İnşallah. Gözleriyle görebilsek. Musab kardeşim, senin bağışçılara son söylemek istedikler. Demek istediklerim, abi biz mesela kurbanda bildiğimiz üzere paketler bir kilo halinde paketleniyor, hazırlanıyor etler. Biz dağıtırken böyle etler böyle azaldıkça sıranın azalmadığını gördük. Biz en sonunda et bitti ama bazıları alamadı. Böyle herkesin boynu büyük kalmıyor, bizim de elimize bir şey gelmiyordu. Ondan da yani bağışçılarımız da ellerinden geldikçe destek çıksınlar. Daha çok kişilere ulaşalım. Yani kimsenin boynu bükük kalmasın inşallah. Eyvallah, Allah razı olsun. Hamza kardeşim. Menderes abime de, Musab kardeşime de katılıyorum. Gerçekten ne kadar bağış yapsak azdır. Çünkü ben oraya vardığımda
Hani dağıtım yaptığımız bölgenin merkezine vardığında insanlar bizi orada bekliyordu. Yani bir artık alışmışlar bizi görmeye. Bizi her sene her sene bekliyorlar. Ve biz de aynı durumlarla karşı karşıya kaldık. Biz mesela Sokoda bölgesinde dağıtım yapmadan önce sabah saat 7-8 gibi baktık ki bir toplum oluştu şeyin önünde, binanın önünde. Ve akşam saat 5-6'ya kadar beklediler. Yani ben diyorum ki onlar için kumayalarımız kalmamıştı. Yani bileti olanlara kumaya veriyorduk. Bir çalışma vardı orada, bileti olan kumaya alıyordu. Ve az geldi gerçekten de sayısı. Yani benim de gerçekten dileğim bir değilse iki, iki değilse üç. Yani elimizden ne kadar geliyorsa o kadar yardımda bulunmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar yardım götürürsek yine de azdır. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah sizlerden de razı olsun. Programımız bu kadar. Bir kısayla zengin bir adam varmış. Sormuşlar nasıl zengin oldun diye. Demiş ki ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Baktım olacak gibi değil. Galip geleceğim yok. Allah galip gelecek elbette dedim ki diyor. Ondan sonra zenginliğimizi buna bağladım diyor. Veren hem alan elden her zaman üstündür. Gerçekten vermek gerekiyor. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Fitre zekatlarımız varsa muhakkak fitre zekatlarımızı verelim. Yapmak istediğiniz bağışlarınız var ise tüm ayıf şubelerine ulaştırabilirsiniz. İnşallah günahsız bir şekilde Ramazan bayramına ulaşmayı Yüce Yaradan bizlere nasip etsin. Bu pandemi döneminden de inşallah bir an önce kurtulmayı nasip etsin diyerekten her birinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çare elinizde. Çare sizin desteğinizde. Siz yeter ki bir kelebek uçurmaya karar verin. Bir kelebekten ne olur demeyin. Milyonlarca kelebek kanatlarını aynı yönde çırptığında rüzgarın yönünü bile değiştirebilir. Hadi siz de zekat ve fitrelerinizde bir kelebek uçurun. Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele.